Sayın Başkan, değerli üyeler, iki arkadaş yola gidiyorlarmış. Yolun yarısında bir yağmur başlamış. Tedbirli olan birisi çıkarmış, abasını diğerine vermiş. Adam ıslanmadan bu yolculuk yağmur faslını atlatmış. Yağmur dinince abayı veren söylenmeye başlamış. Yahu demiş, iyi ki benim yanımda bu aba vardı, bak yoksa sırılsıklam olacaktı. He kardeş demiş, Allah razı olsun. Biraz daha gitmişler. Yahu demiş, bir düşünsene ben sana bunu vermeseydim ne hale gelirdin falan. Bir, üç, beş, en son öbürü bir dere kenarına geldiğinde kendini kaldırmış, dereden aşağı atmış. La bilmem ne demiş, bundan da fazla ıslanmazdım ya. Bu meseldeki gibi bizim Kıbrıs'la ilişkimiz. Sürekli bir başlarına kalkma görgüsüzlüğü, sürekli bir minnete sokma görgüsüzlüğü, herhangi bir doğrultu içermeyen, tutarlılık gibi bir derdi olmayan, evrensel insan haklarıyla kendini bağlı saymayan, dün şöyle bugün böyle konjonktüre göre dalgalanan bir ilişkimiz var. Ama esas olarak bu başlarına kalkma görgüsüzlüğü bu adanın 30 küsür yıllık makus talihi. Biraz tarihten bakmak lazım. Nasıl oldu bu işler, buraya nasıl geldi, niye bir türlü çözülemiyor? Türkiye bu konuda acayip bir ülke. Bu Kıbrıs harekatı yapıldığında dünyada buna koltuk çıkan bir tek ülke vardı. Onun liderini de paramparça ettirtmek için bu ülkenin toprakları üs olarak kullanıldı. Libya lideri rahmetli Kaddafi'den başka bu işe koltuk çıkan yoktu. Bizim ülkemizde onun paramparça edilmesi için ne gerekiyorsa onu yaptı. Şimdi ondan sonra yaklaşık işte 29-30 yıl önce oradaki o faşist darbeyi önlemek amaçlı yapılan müdahale giderek bizim oraya kök salmamız, orada oturup kalmamız yolunda bir politikaya dönüştü. Bunu başımıza ikinci kez bela eden Kenan Evren'dir. Tuttu bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni ilan etti. En az 12 Eylül iddianamesi kadar ağır bir suçla bu meseleden dolayı yargılanması gerekir. Şimdi zaman zaman burada milletvekilleri çıkıyorlar, yaygın bir kullanım. Her bu ülkenin resmi politikasının dışındaki her söylemi sözde diye, sözde Kürt devleti, sözde Ermeni devleti, sözde şu bu diye söylüyorlar ya. Bu tanıma uyan tek yer aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Çünkü bizden başka uluslararası toplumda buna devlet diyen bir tek Allah'ın kulu yoktur. Dost düşman buna dahildir. Biz kalkıyoruz, bunun devlet olduğu yalanını 30 küsür yıldır bu halka riyakarca söylemeye devam ediyoruz. Yakın dönem Cumhuriyet tarihinde bu kadar veballi ve bu kadar sık söylenen başka bir yalan yoktur. Devlet değil, niye yalan söylüyorsunuz bu halka? Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Bu ülkenin 82. vilayeti yapmaya çalışıyorsunuz ama boyunuzu ve haddinizi aşan bir yeri var. Buraya su götürülmesi meselesi doğrudur. Çünkü bu ülkenin kalın bağırsağı durumuna getirdiniz orayı. Bu kalın bağırsağı temizlemek için
çok su götürmeniz lazım. Bakın bu ülkede kontrgerilla örgütlenmesi.